cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Cumhuriyeti ayağa kaldıracağız. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Tarikatlara karşı tutumu hep netti. Dış bağlantılı cemaatlerin tasfiye edilmesi kararlılığını defalarca dile getirdi. Kışkırtma girişimleri sonrası yalana sarılan Furkan Vakfı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef alan kara propagandaya başladı. Şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Cumhuriyeti ayağa kaldıracağız. Şu anda Ergenekon'dan çıktığımız yerdeyiz. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Perinçek'in bazı cemaatler bizim dostumuz dediğini ve kendisine selam gönderdiğini öne sürdü. İlk defa burada açıklıyorum. Sonra tekrar konuşuruz. Alparslan Hoca hapisteyken Doğu Perinçek bizde olduğunu düşündüğü bazı şartları madde madde söyleyip bazı cemaatler bizim dostumuz diyerek bana selam göndermişti. Bakın şimdi Türkiye öyle bir raya da girdi. Yalnız FETÖ'yle kalmadı bu olay. Arkasında işte Adnan Oktar'dı derken efendim Furkan'dı derken Süleymancılar'dı falan. Böyle tarikat ve cemaatleri temizleyen bir dinamik Türkiye'de oluştu bu süreç. Yani Semra Kuytul'un bu iddiasını eşinin daha önce Perinçek'i hedef alarak yaptığı konuşmada çürütüyor. Alparslan Kuytul kendisi cezaevindeyken Perinçek'in Furkan Vakfı karşıtı açıklamalarına şahit olduğunu ifade ediyor. O benim adımı kendi gazetesinde ve televizyonda yaptığı konuşmada ben hapisteyken kendim de şahit oldum. Benim adımı vererek Furkan Vakfı diyerek adımızı vererek konuşuyorsa ben de adını vererek konuşuyorum. Madem adımı veriyor ben de onun adını veriyorum. İddia ile ilgili Vatan Partisi'nden yanıt gecikmedi. Perinçek'in tarikatlara, cemaatlere karşı kararlı tutumu bir kez daha ortaya konuldu. Bunlar orta çağdan kalan gruplar. Dolayısıyla Türkiye şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamaz. Dolayısıyla böyle Furkan Vakfı'ymış, FETÖ'ymüş, Adnan Oktar'larmış falan. Bunlar Türkiye'nin yarınlarında olmayacak. Vatan Partisi Propaganda Bürosu Başkanı Gülşen Şen Korkman tarafından yapılan yazılı açıklamada hiçbir yalan onları kurtaramaz vurgusu yapıldı. Semra Kuytul'un bu açıklaması tamamen yalandır. Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, FETÖ ile birlikte isimlerini belirterek Furkan Vakfı gibi dış bağlantılı cemaatlerin tasfiye edilmesi kararlılığını defalarca ifade etmiştir. Furkan Vakfı ve cümle tarikatlara karşı tutumumuz Ergenekon'dan çıkarken vurguladığımız gibi kınından çıkmış kılıç gibiyiz cümlesinde özetlenmiştir. Bugün o cümlenin ne anlama geldiğini FETÖ'de, Furkan Vakfı'da anlamış olmalı. Hiçbir yalan onları kurtaramaz. Toplumun içinde ağır bir darbe yediler. Yani tarikat örgütlenmeleri. Tabii arkasından FETÖ dışında Adnan Oktar tarikatı, ondan sonra işte Furkan Vakfı derken şimdi Süleymancılar vesaire. Yani Cumhuriyet'in düşmanlarına karşı Türkiye'nin ayağa kalktığı ve büyük bir temizlik yaptığı bir sürece girdik. Bundan sonra bunların başarı kazanma şansı yok. Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kökü dışarıda olan tarikat ve cemaatlerle ilgili Perinçek'in tarihi konuşmaları da paylaşıldı. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Cumhuriyeti ayağa kaldıracağız. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz.